Kanal T ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı ile karşınızdayız efendim her hafta Cuma akşamları olduğu gibi. Ve yine İbrahim Gökçek hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun. Bugün daha iyi bir gördüm sizi. Sağ olun, teşekkürler. Yine güzel bilgilerle geldiniz hocam. İnşallah. Evet, çok merak ediliyor bu çocuklardaki hiperaktifliklerde özellikle. Evet, hiperaktif çocuklar. Balık yağının etkileri nelerdir hocam? Evet, hiperaktif çocuklar üzerine çok büyük, geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır. Son araştırmalar ise İngiltere'de okulda yaramazlık yapan, ders çalışmayan, konuya konsantre olmayan, derse konsantre olmayan, evde huzursuzluk yapan, abur cubur şeyler, olumsuz bakan, abur cubur şeyler yiyip sonra televizyon seyredip asla ders çalışmayan çocukları seçip böyle ayırmışlar onlara. Aslında zekiler çoğu ama ders çalışmak istemiyorlar. Bunlar üzerinde balık yağıyla tedavi denemeleri yapmışlardır. Yani klinik araştırması. 6 hafta sonra çocukların artık yavaş yavaş okulda ders dinledikleri, evde ders yaptıkları, kendilerini kitap okumaya verdikleri belgelenmiştir. Kitap okumaya, hiç kitap okumayan çocuklar kitap okumaya başlamış. Araştırma 6 hafta sonra. Neden, niçin böyle oluyor? Beyinde 100 milyar hücre var. Her hücrenin 100 milyar hücre. Evet. Bu hücrelerin lifleri var, kol şeklinde. Her hücrenin 10 milyar diğer hücreyle bağlantısı var. 10 milyar. Bağlantı derken bunlar arasında çok öyle yani çok az bir mesafe var. Bunlar arasında, hücreler arasında sinaps denen bağlantılar var. Mesela bir hücreden diğer hücreye haber milyonlarca saniyede haberleşme oluyor hücreler arasında. Sinapslar arasında haberleşme oluyor. Nörotransmitterler aracılar vasıtasıyla. İşte bu geçişler esnasında problem oluyor. Bu şuna benzer. Diyelim ki iki tane büyük bir dağ düşünün. Arasında dar bir geçit var. Yani buradan oraya diyelim ki çok dar ve kısa olduğu için kişi mesela o dar geçitten atlayabilir. Eğer ki fitse, çok küçük bir geçit. Eğer ki hastalıksa, obezse, yürüyemeyecek, zor durumdaysa ne yapar? Atlayamaz. Orada bakar kalır, geçemez geçidi. Dar bir geçit. İşte hücreler arasında da böyle bir geçit var, dar bir geçit. Burada nörotransmitterleri harekete geçirecek olan nedir? Balık yağındaki omega 3, 6, 9. Omega yağ asitleri. Omega 3, 6, 9 ne yapıyor? Nörotransmitterleri harekete geçiriyor. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. Balık yağı çocuklarda süper etkili diyoruz. Peki bir yaş sınırlamamız var mı? Yok. Her yaş kullanabilir. Sadece çocuklar için değil. Mesela birçok klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalar da mesela Almanya'da yapılan klinik araştırması da artık çok ağır olan komada yani öldü ölecek diye bakılan hastalara omega yağı verilmiş. %50'sinin daha kısa sürede iyileştiği tespit edilmiştir omega yağlarıyla. Yani balık yağıyla omega 3, 6, 9. Neden? Çünkü aspirin gibi kanı sulandırıyor fakat yan etkisi yok. Kanı sulandırıyor. Kolesterolü önlüyor. Kalp damar yağlanmasını önlüyor. Birçok klinik araştırması var. Kalp sadece damar bir yağlanmasını önlemesi. Kalp çarpıntısını önlüyor. Bununla ilgili klinik araştırması var. Kolesterolü düşürüyor. Yan etkisi yok. Kolesterol ilaçları ne yapıyor? Kolesterol düşürüyorum derken kişi kolesterol hapı kullanıyor. Efendim kasları eriyor. Mesela Antalya'da benim tanıdığım bir zat. Zatı muhtereme demiş ki doktoru o kolesterolün yüksek sana kolesterol hapı yazayım. Yazmış. Ben o adamcağızı ziyarete gittim.
koltuğunda oturamıyor böyle bir o tarafa, bir bu tarafa. Dedim ne oluyor, hemoroidin mi var dedim. Yok hocam, ne var, niye oturamıyorsun? Ya kolesterol hapı kullanıyordum. Kaslarım erimiş dedi, kemiklerim batıyor koltuğa dedi. Böyle can yeleği gibi bir simit getirmiş, onun üstüne oturuyor. Allah Allah dedim, kolesterol hapı, kolesterolü düşüreceğine adamcağızın kasını eritmiş, kemikleri batıyor. Ve yaşam kalitesini sıfıra indirmiş. Tabii sosyal hayatı oturamıyor, kendi ofisinde oturamıyor. Yani sağlıklı, sıhhatli bir insanken kasları erimiş. Yumuşak minderler getirmiş, onların üstünde oturuyor veya böyle bir simit üzerinde oturuyor ki rahatsız olmamak için. Ve kolesterol hapı şekeri tetiklemiş, karaciğer yağlanmasını tetiklemiş vesaire. Ya çok kolay da dedim, balık yağı kullanabilirdim. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Eskimolar üzerinde araştırma yapılmış. Eskimolarda kalp damar rahatsızları, tansiyon, kolesterol, şeker, kanser gibi hastalıkların pek gözükmediği tespit edilmiştir. Neden? Çünkü adamlar her gün balık yiyor. Yani ana gıdaları nedir? Balık. Tabii. Balıkta yüksek oranda omega 3, 6, 9 var. Şimdi bazıları diyor ki sadece omega 3. Bazıları sadece omega 6. Bazıları sadece omega 9. Öyle değil. Balık yağında zaten omega 3, omega 6, omega 9 var. Bunların da ayrı ayrı fonksiyonları var. Mesela omega 3 kanı sulandırırken omega 6 pıhtılaşır. Yani birini çizildi, pıhtılaşmayı sağlar. Yani herhangi bir yeri çizildi, sürekli pıhtılaşma olmazsa, kanama olursa ne olur? Tehlikeli. Yani oranda, orada bir denge var. Normal balık yağında bir denge var. Bazıları bunu ayrıştırarak sadece omega 3, bazıları sadece omega 6, bazıları omega 9 iyi gelir diyor. Bu normal değil. Doğal kullanmak gerekir. Doğal omega yağ 3, 6, 9 olması gerekir. Bazıları da uyanıklık yapıyor. Balık yağına çuha çiçeği yağı, keten yağı vesaire vesaire katıyor. Gerek yok. Çünkü balık yağı zaten her şey doğal olması gerekir. Orijinal neyse o. Bitki yağı katmaya gerek yok ki. Keten yağı içeceksen iç. Ayrı. Çorak otu yağı içeceksen iç. Çuha çiçeği yağı içeceksen iç. Fakat bunu balık yağıyla karıştırma. Karıştırırsan orijinalini bozarsın. Yani bu şöyledir, şunun için, bu böyledir, bunun için diye biraz piyasada reklam yapıp işi ticareti dökmek için doğallığını getiriyorlar. Ha, klinik araştırma, birçok klinik araştırması var demiştim. Bunlardan bazıları işte beynin fonksiyonlarını artırıcı, zayıflatıcı özelliği var. Zayıflatıcı özelliği de var. Bunun tabii. Altını çizelim. Tansiyonu, depresyonu önleyici özelliği var. O da çok önemli günümüzde. Evet, depresif. Antidepresan gibi, sakinleştirici, relax. Çünkü serotonin hormonunu, beyinde serotonin hormonu salgılanmasını artırıyor. Yani sayılmayacak birçok faydası var ama bizim için en önemli özelliği hiperaktif çocuklar. Bununla ilgili klinik araştırması var. İsteyen doğaltedavi.net'te bunun videosunu koydum. Ekstra ki baksın, görsün. Yani hiperaktif çocuklar için aileler çok ağır, birçok ülkede yasaklanan kimyasal ilaç veriyorlar. Yani o kimyasal ilacın, hiperaktif çocuklara verilen kimyasal ilacın 2 metre uzunluğunda yan tesirini anlatan bir reçete, formül var. Yani çok çok tehlikeli. Yani birçok ülkede yasaklandı o kimyasal. İsmini söylemeyeyim, vatandaş biliyordur. Bu konuda bizim rahatsız. Bizim ülkemizde? Satılıyor serbest. Yani, satılıyor. Yani isteyen istediği gibi hadi reçetesiz bile alınıyor. Yani vatandaş yıllarca çocuğunu zehirledikten sonra aa ne yaptım ben diyor, iş işten geçtikten sonra. Çünkü kimyasal kullanırsanız çocuğun gelişimini, fiziksel ve ruhsal gelişimini engellersiniz. Böyle saf biri olur. Dünyadan abi gider. Beynin fonksiyonlarını bozar kimyasal ilaç. Özellikle gelişme çağındaki çocuklara kimyasal kullanmak. Asla. Balık yağı varken daha iyi olur. Hiç gerek yok. Balık yağı doğal, hiçbir yan etkisi yok. Günde hatta FDA, Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından günde 3000 miligram balık yağı kullanılabileceği ifade edilmiştir. Yani
3 tane birer gramlık, çocuklar dahi kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. 10 bin miligram yani 10 gram dahi alsa kişi yan etkisi yok. Problem yok. Yani hem zayıflamaya da yardımcı olan bir yağ ve vücudu her şekilde dengeleyen bir özelliği. Tabii artı cinsel fonksiyonları da artırıcı. Çünkü omega 3, 6, 9 prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Prostaglandin E1, E2 östrojen hormonuna, bayanlarda, kadınlarda testosteron hormonuna dönüşür. Yani cinsel fonksiyonları da artırır balık yağı. Yani yan uzun vadede, hemen değil. Zamanla. Hemen bazıları hemen yapalım cinsel fonksiyonum artsın diye düşünüyor. Öyle değil. Yavaş. Sağlam muhafaza, kalpten gidenleri çok gördük değil mi hocam? Ha, kimyasal ilaçla. Kimyasallarda. Tabii kimyasal ilaç kullandığı zaman vatandaş, yani birçok ölüm vakası oluyor da tabii kimse söylemiyor. Şundan dolayı öldü, bundan dolayı öldü diye. İstatistik veriler var. Kimyasal ilaçlar cinsel fonksiyonu artırıcı, ölüm vakaları oluyor. Antidepresan da çok çok tehlikeli. Antidepresanlar zamanla kişiyi intihara sürüklüyor. Antidepresan kullanıp da intihar edenler çok. Oysa burada balık yağı varken antidepresana veya diğer kimyasallara gerek yok. Bu tamamen %100 doğal ve yan etkisi yok. Uzun süre kullanıldığında problem yok. Birçok rahatsızlığa, tansiyona, kolesterola, romatizmaya, aşırı kilolanmaya vesaire birçok hastalarda burada belge var, bilgi var, klinik araştırması var. İsteyen internette birçok yazı var zaten balık yağı ile ilgili. Benim söylememe gerek yok. İsteyen istediği YouTube'dan olsun veya Google'dan olsun araştırarak bakabilir, görebilir. Yani çok basit. Geniş hocam, bilgi var. Sizde en çok sevdiğim özellik araştırmalara dayalı. Yani klinik araştırmalarıyla birlikte hareket ettiğiniz için bir kere güven en başta çok önemli ve bunu direkt sağlıyorsunuz. Ben burada sizi tebrik ediyorum.